artan azalan fonksiyon. Bir fonksiyonun artan ya da azalan olmasının kuralı şudur arkadaşlar. X değerleri artarken eğer görüntü kümeleri yani fx1, fx2 bu da artıyorsa bu artandır. Eğer x2'nin değeri görüntüsü daha küçükse bu azalandır. Azalandır. Eğer bunlar birbirine eşit ise sabit fonksiyondur. Sabit fonksiyondur. Şimdi x değerleri artarken fx1 küçük eşittir fx2 ise bu azalmayan fonksiyon. Neymiş bu azalmayan fonksiyon? Fx1 büyük eşit fx2 ise bu da artmayan fonksiyon. Tanımlanırken böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi artanlık azalanlıkta sevgili arkadaşlar. Tabii bu teorik bilginin haricinde pratik bilgimiz şu olacak. Grafiklere bakınca hangisi artan, hangisi azalan nasıl anlayacağız? Şöyle çizelim. Şöyle çizdik. Evet. Şimdi buradan bir iki tane grafik çizelim beraberce. Ne olsun mesela bu artanlık azalanlık muhabbetinde? Şöyle bir grafiğimiz olsun. Bakınız. Şöyle bir grafik. Bu x1. Burası x2. Şimdi bu fonksiyonun artan olduğunu ben nereden anlarım biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Şuradan anlarım. Çizdiğim grafik şu şekilde soldan sağa doğru. Oka dikkat edin. Soldan sağa doğru. Artarak gidiyor ise, büyüyerek gidiyor ise, yukarı doğru yönelmişse buna biz ne diyoruz? Artan fonksiyon. Azalan fonksiyon. Azalan fonksiyon da şöyle oluyor sevgili arkadaşlar. Grafiğimiz yine soldan sağa bakıyorsunuz şu şekilde. Şurası x1, şurası x2. Bu baktığımız değer arkadaşlar soldan gelirken grafiğin üzerinden gittiğimiz zaman azaldığını görüyoruz. Bu da grafiğimizin ne olduğu anlamına geliyor? Azalan fonksiyon olduğu anlamına geliyor. Artanlıkla azalanlıkla bunlara dikkat edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, şöyle izah edeyim ben size. Yine koordinat ekseni üzerinden. Şöyle bir grafik alalım. Bu grafiğimiz üçüncü dereceden bir grafik olsun. Geçen derslerde anlatmıştık. Bir grafiğin nasıl üçüncü dereceden olduğunu falan söylemiştik. Bunun üstünde arkadaşlar şu değerler. Bak artandan azalana, azalandan artana geçen değerler gençler. Bunlar yerel ekstremum değerleridir. Türevden hatırlarsınız. Neymiş? Yerel maksimum ve yerel minimum değerleridir sevgili arkadaşlar. Burada tabii temel bilgi olarak veriliyor bu maksimumluk ve minimumluk. Türevde devamını vereceğiz diye düşündüklerinde müfredatımızda bu sene olmadığı için sadece temel bilgi olarak bileceğiz. Kim yerel maksimumdur, kim yerel minimumdur onu görebiliriz buradan. Mesela şurada biz bir x1 değeri aldık, burada da x2 değeri aldık. Yerel minimum dediği zaman x2 virgül y2 arkadaşlar bu yerel minimum noktasıdır. Noktası. Y2 ise yerel minimum değeridir. Yani işlem yaparken buna dikkat edeceğiz. Aynı şekilde y1 ve y2 için de geçerli. X1 ve y1
Bu arkadaşlar ne olur? Bunun koordinatı olur. Yerel maksimum değeri istendiği zaman da değer kelimesi matematikte y değeri için kullanılan bir ifadedir sevgili arkadaşlar. Şimdi bir fonksiyonun arkadaşlar şöyle bir durumu var. İzah edelim soruyla. Soru. Diyoruz ki fx kafadan uyduralım. Mesela ne olsun? Kosinüs işte 2 pi eksi x fonksiyonunun azalan olduğu aralık nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk önce bu kosinüs fonksiyonunu bir indirgememiz lazım. Neye indirgeyeceğiz? Dar açıya indirgeyeceğiz. 2 pi eksi x diyor değil mi? Bu dördüncü bölgede bir açıdır. Dördüncü bölgede kosinüs artıdır. Kosinüs x. Aslında adam benden neyi istiyormuş? Kosinüs x fonksiyonunun grafiğini çizmemi istiyormuş. Azalan ve artan olduğu yerleri oradan görelim. Evet. Bu tamam. Devam ediyoruz. Şimdi kosinüsün grafiği nasıldı? Hatırlayalım mı beraber? Kosinüsün grafiği sevgili arkadaşlar şu şekilde çanı andıran bir grafikti hatırlarsanız. Şurası 1 birim. Şurası eksi 1 birim. Şurası 2 pi değil mi arkadaşlar? Şurası pi. Hatta şurası pi bölü 2. Şurası 3 pi bölü 2. Tamam bunu yazdık. Arkadaşlar artanlık azalanlığa bakarken ne diyorduk? Bizden ne isteniyor? Azalan olduğu yer. Grafiği soldan çiziyoruz bak. Şu bölgede azalıyor. Azalıyor. Nereye kadar azalıyor? Pi'ye kadar. Demek ki bizim fonksiyonumuz 0 pi aralığında neymiş? Azalan fonksiyonmuş sevgili arkadaşlar. Azalan fonksiyonmuş. Bu şekilde bakacağız. Artan olduğu yer sorulsaydı pi ile 2 pi arasında da grafiğimiz artandır diyecek. Burayı anladık herhalde. Artan azalan muhabbetinden buraya geldik. Şimdi sevgili arkadaşlar bir de şöyle bir soru çözelim. Ondan sonra da değerli vaktinizi almayayım ben sizi. Şimdi grafik bilgisi çok önemli matematikte. Ben onu size söyleyeyim. Yani birçok eziyetten kurtulursunuz. Şöyle aklıma geldi. Fx eşittir mesela x artı 1. İşte gx eşittir ne olsun? X kare olsun. Ondan sonra hx olsun mesela ne olsun? 2 üzeri x. Evet. Fonksiyonu tamam mı? Fonksiyonu veya fonksiyonlarından. Evet. Fonksiyonlarından hangileri artandır? Artan fonksiyon. Hangileri artan fonksiyon? Şimdi sevgili arkadaşlar, benim size tavsiyem şu. Cebirsel ifadeye girmektense bunun bir doğru olduğunu biliyorsunuz. Evet, şu şekilde bu bir doğru. Bu doğruda yapacağımız uygulama ne biliyor musunuz? Şöyle bir grafik çizeceğiz. Nedir? X artı 1. Bir birim yukarı doğru ötelenmiş bir grafik. Şu şekilde. Evet. Buyurun. Bu doğrumuz sevgili arkadaşlar. Ne olmuş? Şuradan birden geçen bir doğru. Artan azalanlığını inceleyecek olursak soldan sağa doğru bakın bakalım. Ne görüyorsunuz? Bu arkadaşın artan olduğunu görüyoruz. Gördünüz mü? O zaman bu neymiş? Artan fonksiyon. Bu artan fonksiyondur sevgili arkadaşlar. Gelelim diğerine. Evet. Şöylecene çizdik. Şöylecene çizdik. Evet. Evet.
Bunları bu şekilde yazdık. Şimdi sevgili arkadaşlar, olay şöyle gerçekleşiyor. Bunu yapacağımız şey. Hangi fonksiyondu? Gelin beraber bakalım. X kare. X kare bir paraboldür arkadaşlar. Şu şekilde. Belirli yerlerde artan, belirli yerde azalan oluyor. Evet. Y eşittir x kare. Bu artan fonksiyon olmuyor. Artan sadece bu oldu. 2 üzeri x. Ha, bu bir üstel fonksiyondur arkadaşlar. Şu şekilde 2'den geçen y eşittir 2 üzeri x fonksiyonudur. Y eşittir 2 üzeri x fonksiyonudur. Bunun artanlığı ve azalanlığı hakkında ne söyleyebiliriz? Şunu söyleyebiliriz. Bu arkadaş artandır. Bu da artan fonksiyon. Evet. O zaman ben ne gördüm? F ve H fonksiyonları artan fonksiyon. Daima her bölgede artan fonksiyon oldu sevgili arkadaşlar. Artanlık, azalanlıkla ilgili benim size kısaca hatırlatmak istediğimiz şey budur. Yani kim artandır, kim azalandır, hangi bölgede nasıl değerler alır, buna dikkat edeceksiniz. Mesela aklıma şöyle bir fonksiyon geldi bak. Y eşittir kök x. Grafiğini incele. Şimdi birçok arkadaş bu kök x'i bilmeyebilir. Yani karşımıza gelen bir fonksiyon çeşididir bu arada. Bayağı bir işimize yarar. Evet. Şu şekilde çizelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, kök x nedir biliyor musunuz bunun grafiği? Aslında bir paraboldür. Şöyle bir paraboldür. Ancak bu parabolün alt tarafı yoktur. Çünkü x negatif değer alamayacağı için, pardon, x y negatif değer alamayacağı için, çünkü kökten x çıkarken pozitif olarak çıkacaktır kareköklü olduğunda, sadece üst tarafı alır. Yani y eşittir kök x budur. Bunun artanlığı ve azalanlığı hakkında ne söyleyebiliriz? Grafik üzerinden gideriz. Artan fonksiyon. Artan ama nasıl artıyor arkadaşlar? Öyle çok büyük, hızlı bir şekilde yükselişe geçen bir fonksiyon değil. Artan olabilmesi bunun belirli bir oranda artması anlamına gelmez. Artan ama önce üçer üçer artabilir. İkişer ikişer artar. Birer birer artar. Gitgide azalabilir. Ama neticede grafiğin artış hızının olması lazım sevgili arkadaşlar. Durum bu. Yeter o kadar. Devam edelim. Nedir? Diğeri. Diğeri değişim hızı. Değişim hızı. Yani oranı. Evet. Sevgili arkadaşlar, değişim hızı. Hızı. Aslında bizim bildiğimiz nedir? Eğimin ta kendisidir. Yani A ve B noktaların görüntülerini B-A'ya böldüğümüz zaman bize değişim hızını verir. Tamam mıyız? Yani eğim yani tanjant alfa eşittir delta Y bölü delta X ile bulunur. Eğim. Yani FB eksi FA bölü B eksi A'dır. Bir fonksiyonun değişim hızı sevgili arkadaşlar şu şekilde inceleyeceğiz. Şu şekilde inceleyeceğiz. Size ben bir fonksiyon vereceğim. Verdiğim bu fonksiyon şöyle olacak misal. Şöyle bir fonksiyonunuz var. Tamam mı? Fonksiyonda sevgili arkadaşlar uç noktaları birleştiriyorsunuz. Uç noktaları. Birleştirdik mi? Birleştirdiğimiz zaman şu arada bir alfa derecelik açı çıkıyor arkadaşlar. Alfa derecelik ne çıktı? Açı. Bu mavi ile çizdiğimiz grafik sevgili arkadaşlar doğrunun eğimi değişim hızını veriyor sevgili arkadaşlar. Yani burası A iken burası FA. Burası B iken burası FB olur. Bu bize neyi veriyormuş? Değişim hızı.
Yani başlangıç ve bitişindeki iki noktayı doğrusal olarak birleştiriyoruz. Bize değişim hızını veriyor. Sevgili arkadaşlar, bu alfa eğer pozitifse artan fonksiyondur. Yani eğiminin artan olduğu anlaşılıyor. Eğer alfa gençler negatifse azalandır. Bu şeyden biliyorsunuz. Neyden biliyoruz hocam diyeceksiniz. Grafiklerden biliyoruz. Bu özelliğe de sahibiz yani. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar devam edelim. Devam edelim. Burada sorular nasıl gelir? Evet. Yani bize değişim hızı sorulurken nasıl gelir? Yani nasıl gelir? Bir hareketliğinin zamana bağlı yol denklemi arkadaşlar FT eşittir 2 T küp eksi T kare artı 2 ise 2 ve 4 arkadaşlar aralığındaki değişim oranı nedir? Olay bu arkadaşlar. O zaman değişim hızı eşittir. Şimdi ilk önce bir F4'ü bulacağız. Sonra F2'yi bulacağız. Sonra 4 eksi 2'ye böleceğiz. 4 yazdığımız zaman ne olacak? 64, 128 eksi 16 artı 2 eksi. 2 yazdığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Onu da yazalım. 16 eksi 4 artı 2. Bunu buluyoruz. Bölü 2 diyeceğiz. Yani bu çıkan sonuç bize sevgili arkadaşlar değişim hızını verecek. Zamana bağlı olarak. Durum bu. Evet. Değişim hızı muhabbeti de bundan ibaret sevgili arkadaşlar. Yani bilmemiz gereken eğim olduğu, buna bağlı olarak da işlemlerin yapıldığıdır. Değişim hızıyla ilgili söylemek istediğim bu. Evet. Asıl bizim bugünkü önem verdiğim konu parçalı fonksiyon. Evet. Parçalı fonksiyon sevgili arkadaşlar. Onu anlatacağız bugün size. O zaman biz neleri vermiş olduk? Artan, azalan, parçalı fonksiyon. Evet. Bunlar bitti arkadaşlar. Çok şükür. Evet. Şunlar biten şeyler. Parçalı fonksiyonunda grafiğini vereceğiz tabii. İlerleyen zamanlarda göreceksiniz. Bunun üzerinden devam edeceğiz. Şimdi parçalı fonksiyon için ne söyleyeceksin hocam? Bir fonksiyonun yani tanım kümesine göre farklı fonksiyonlarla ifade edilmesine biz parçalı fonksiyon diyoruz. X a'dan büyükken, x a'dan küçükken şeklinde ifade edilmesine parçalı fonksiyon diyoruz. Tamam mıyız? Şimdi örnek verelim. Örnek. Mesela bir fx fonksiyonu olsun. Bu 2x eksi 1 olsun. 3x olsun. 4x artı 1 olsun. Tamam mıyız? X denktir 0. X denktir 1. X denktir 2. Arkadaşlar modüler aritmetik müfredatımızda yok. Bazı kitaplarda ve bazı arkadaşlar özellikle bunun üzerinden sorular üretiyorlar. Şöyle kısaca tekrarlayayım. Modüler aritmetik kalan bulma işlemidir. Yani bölümle, bölünenle çok işi olmaz. Kalana endekslidir. 3'e bölününce 0 kalanına verirse birinciyi kullan diyor. Bak mod 3 ne demekmiş buymuş. 3'e bölününce 1 kalanına verirse 3x'i kullan diyor. 3'e bölününce 2 kalanına verirse 4x artı 1'i kullan diyor. İse bu verilir ise sevgili arkadaşlar ne sorsun adam? F5 desin mesela. F6 desin. F7 desin. Eşiti nedir? Nedir? Şimdi F5 dediğimiz neydi sevgili arkadaşlar? F5 dediğimiz. F5 dediğimiz x yerine götürüp 3 yazınca 0'ı mı veriyormuş arkadaşlar? O zaman
Şöyle yapacağız. 5'e bölününce 3'e bölünce 5 5 hangi kalanı verir? 2 kalanını verir. O zaman biz buradan 4 çarpı 5 artı 1'i kullanacağız. Yani 21'i. Devam edelim. F6. 3'e bölününce kaç kalanını verir arkadaşlar? Tam bölünür. O zaman 2 çarpı 6 eksi 1. Yani 11 oldu. Devam ediyorum. F7. 3'e bölünce kaç kalanını verir arkadaşlar? 1 kalanını. 3 çarpı 7. Bu da 21 mi oldu? 42, 30, 42, 53 oldu arkadaşlar. Cevabımız neymiş? 53'müş. Bitti. Yani bize verilen durumlar bu şekilde. Devam edelim. Örnek. Örnek. Örneğimiz şu sevgili arkadaşlar. Size ben bir fx fonksiyonu vereyim. Verdiğim bu fx fonksiyonu 2x eksi 1'e arkadaşlar x artı 1 olsun. X 2'den büyükken, x 2'den küçükken. İse fx fonksiyonunun tersi nedir? Bak bak. Fonksiyonun tersi nedir? Sevgili arkadaşlar, bir fonksiyonun tersinin hesaplanabilmesi için x yerine 2 yazdığımız zaman çıkacak şu değerlerin eşit olması lazım. Eğer bu değerler eşitse bu fonksiyonun tersini alabiliriz. O zaman fonksiyonun tersini yazıyorum. 2x eksi 1'in tersi x artı 1 bölü 2. X artı 1'in tersi x eksi 1. 3, x'ten 3'ün arasında bir durum olacak. Bakalım büyüklük küçüklüğü nasıl inceleyeceğiz? X yerine 2 yazdığımız zaman 3 değerini, 3 yazdığımız zaman 6, 7 değerini artarak gittiğini görüyoruz. Açıktan açık geliyor gençler. Kapalıdan da kapalı gelecek. O zaman ters fonksiyonumuzun grafiği de bu oluşacak. Parçalı fonksiyon cinsinden yazılımı da bu oluşacak. Mesela buradan yola çıkarak şöyle bir soru uydurabilirim ben. Derim ki örnek fx fonksiyonu eşittir ne olsun? 2x artı a ve 3ax artı 1. X 2'den büyük, x 2'den küçük eşit olsun. Fonksiyonunun r'den r'ye tersi var ise a nedir? Tersini alabiliyor isek a nedir? Evet. Biraz önce öğrendiğim kuralı uygulayacağız. Ters alınabilmesi için bu arkadaşların ne olması gerekiyor? Birbirlerine eşit olması gerekiyor. 6a artı 1. Buradan 3 eşittir 5a olacaktır. A dediğimiz neye eşit o zaman? 3 bölü 5'e eşit. A dediğimiz sevgili arkadaşlar 3 bölü 5'e eşit. Durum bu. Bitti. Sevgili arkadaşlar, devam edelim. Mesela şöyle bir soru geldi aklıma. Fx fonksiyonu eşittir 2x artı 1. Bu da x eksi 2 olsun. X 3'ten büyük, x 3'ten küçük eşit. Böyle bir fonksiyon verdik. Ve bir de gx fonksiyonumuz var gençler. 4x artı 1, 3x. X 2'den büyük, x 2'den küçük. Hatta şunu eşit alalım bu sefer de. Bu. Sorum şu. F artı gx'i parçalı fonksiyon olarak yazınız. Parçalı fonksiyon olarak yazınız. Parçalı fonksiyon olarak yazınız. Sevgili arkadaşlar, burada yapacağımız uygulama ne? Şimdi ilk önce bir sayı doğrusu çizmemiz icap eder. Beraber bir sayı doğrusu çizelim. Evet. Bu bir sayı doğrumuz. Tamam mı? Bu sayı doğrusunda sevgili arkadaşlar f ve g fonksiyonlarını yazacağız. Mesela f'i morla gösterelim. F fonksiyonumuz bu. Tamam mı? F fonksiyonun kritik noktası 3. Kritik nokta parçalı fonksiyonun parçalandığı yerdir sevgili arkadaşlar. Evet. Devam edelim.
Diyor ki adam, üçten büyük olduğu yerlerde, yani şu kısımda 2x artı 1 geçerliymiş. Üçten küçük eşit olduğu yerlerde, şu kısımda ne geçerliymiş sevgili arkadaşlar? X eksi 2. Bunu yazdım. Şimdi gelelim g fonksiyonuna. G fonksiyonunu açık renk yazalım şöyle, mavi. Bunun kritik noktası da 2'dir sevgili arkadaşlar. 2'dir. 2'den büyük eşit olduğu yerlerde, yani şu kısımda mavi, 4x artı 1, 2'den küçük olduğu yerlerde 3x geçer. Bu da tamam. Bu şekilde sayı doğrusu üzerinde renklendirme yaptık. Şimdi sorunun çözümüne başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Buradan 3 ve 2 kritik noktalar olduğu için grafikleri şöyle parçalıyorum. Arkadaşlar, adam f artı g toplamını istediği için 6x artı 2 bunun toplamı. Mavi ile moru topladım. Burada mavi 4x artı 1 iken mor burada x eksi 2 oluyor. Yani 5x eksi 1 oldu toplamı. Burada mavi 3x iken mor x eksi 2 olmaya devam ediyor. Yani 4x eksi 2. O zaman f artı g fonksiyonu sevgili arkadaşlar 6x artı 2 5x eksi 1 4x eksi 2'den oluşuyor. Bunu bu şekilde yazdık. Şimdi x 3'ten büyükken bu geçerli. X 3 ile 2 arasında bu geçerli. X 2'den küçükken bu geçerli. Çok güzel. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi biz bunu niye böyle bir tablo ile anlattık biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Ona da değineyim ben. Şöyle değineyim. Eşitlik alacağım. Eşitliği nasıl alacaksın? Şimdi diyeceğim ki bak görüyor musun imlecin geldiği yere? 3'ten küçük yerlerde eşitlik var. 2'den büyük yerlerde eşitlik var. 2'den büyük, 3'ten nedir? Küçük. Eşitlikler buraya geliyor arkadaşlar. Yani eşit olma durumu işaretlerken de bu arkadaşı kullanmanız icap eder. Evet. Devam edelim. Şimdi bir parçalı fonksiyonun grafiği nasıl olur? Fx eşittir sevgili arkadaşlar. 2x artı 2 ve x kare olsun. X 2'den büyük, x 2'den küçük eşit olsun sevgili arkadaşlar. Grafiğini çiziniz. Evet. Örnekten başlayalım, devam edelim. Grafiğini çiziniz diyoruz. Evet. Grafik nasıl çizilecek beraber bir görelim. Şimdi sevgili arkadaşlar. Fonksiyonlarımız bu. Önce bir koordinat eksenlerini bir yerleştirelim. Şunlar koordinat eksenleri. Tamam mı? Burada önce x kare parabolünü bir çizelim. Bunu nokta nokta çizelim. Şöyle nokta 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 nokta. Bu şekilde giden bir parabol. X kare parabol. Neymiş? Y eşittir x kare. X yerine 2 yazınca 4 değerini veriyormuş. 2 yazınca kaç değerini veriyormuş? 4 değerini. Diyor ki 2'den büyük, pardon, 2'den küçük olduğu yerlerde bu geçerliymiş. 2'den küçük olduğu yerlerde kim geçerliymiş? Bu geçerliymiş. Tamam. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Burada 2'yi yerine yazdığımız zaman, 2'yi yerine yazdığımız zaman şu şekilde yapıyoruz. 2'yi yerine yazdığımız zaman arkadaşlar 2'den büyük olduğu yerlere bakmam icap edecek. Bir doğruyu bir çizelim ilk önce. Doğrumuz şu. Evet, şöyle giden bir doğru. 2 için 6 değerini alıyormuş bu doğru da yerine yazdığımız zaman. Diyor ki bu geçerli. Kim? Doğru geçerli. Ha, parçalı fonksiyon denmesinin sebebi bu. Yani bu grafiğimiz arkadaşlar parçalanarak çiziliyor gördüğünüz üzere. Yani bir parabol ve bir doğru bu şekilde parçalanarak çizildiği zaman bu arkadaşa biz ne diyormuşuz?
parçalı fonksiyon diyoruz. Grafiği de bu şekilde. Aklıma bir soru geldi. Onu da çözelim. Artık o da son soru olsun. Şimdi f fonksiyonu ne olsun? X eksi 1 bölü 2 örnek. Yani neye eşit olsun? 3x artı 1'e, 2x eksi 1'e. İşte x ne olsun arkadaşlar? 2'den büyük olsun. X ne olsun? 2'den küçük eşit olsun. Böyle bir şey uydurduk. İse neyi soralım? F2x nedir? Bazen böyle değiştirmem gerekebilir fonksiyon. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunun bir kuralı vardı, onu anlatalım. Verilen x eksi 1 bölü 2 ile istenen 2x'i eşitliyoruz. Ancak burada kullanılan x'ler farklı olduğu için karışmasın diye buradaki x'e işaret koydum. Nasıl bir işaret? Üzerine çentik attım. Yani ne oldu biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? X eksi 1 eşittir 4x. Yani x değerimiz 4x artı 1 oldu. Bu çok güzel. Yani her x gördüğüm yere ne yazacakmışım? 4x artı 1. İşte onu yazınca burası fx oluyormuş. Yazalım 3 parantezinde 4x artı 1 artı 1. 4x artı 1 büyüktür 2. Her x gördüğüm yere yazıyorum. 2 parantezinde 4x artı 1 eksi 1. 4x artı 1 küçük eşit 2. Bunu yazdım. Tabii bu haliyle şıklarda olmaz sevgili arkadaşlar. Bunu düzenlememiz icap edecek. 12x artı 4. 8x artı 1. X arkadaşlar 1 bölü 4'ten büyük olacak. X arkadaşlar 1 bölü 4'ten küçük eşit olacak. Bu şekilde ne olmuş oldu? Cevaba ulaşmış olduk. Parçalı fonksiyonu düzenlemiş olduk. Evet. İntegral olsaydı integralde böyle ifadeler kullanacaktık ama burada integral yok artık konumuzda. Bu şekilde bir soru gelebilir. Mantıklı ve makul. Efendim, zannedelim bize ayrılan süre doldu.